Hayatımızdaki asit ve bazlarla ilgili soru çözümü yapacağız bu dersimizde. Standart sorular ve çözümleri diyoruz. Biliyorsun hayatımızdaki asit ve bazlarla ilgili çok dikkat dikkat etmemiz gereken sözel ifadeler vardı. Bu yüzden can sıkıcı olabiliyordu. İşte bu can sıkıntısını bol soru çözerek giderebiliriz. Eğer çok fazla soru çözersen artık o özellikler aklında kalacaktır. Çünkü bu özellikler hakkında yeniden bir şey türetemez. Hep elimizde olan özellikler var. Sorularda hep aynı yerden gelir. Örneğin HP, hidroflorik asitle ilgili gelebilecek sorular genellikle cam asidi olarak bilinmesinden, cam aşındırmasından dolayı gelebilir. Tamam mı? İşte H2SO4. İşte zat olarak bilebilirsin. ve işte nem çekicidir, kuvvetli asittir. Sorulara bu tarz gelir. Farklı tarzlarda gelmez. Şimdi biz birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Ne demek istediğimi burada daha iyi görürsün sorularda. Birinci soruya bakıyorsun. Sülfürik asit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kimyasal formülü sülfürik asidin H2SO4'dür değil mi? Ee, veya bir diğer adıyla zatça olarak biliniyor bu. Cam kaplarda saklayabilirsin. Cama sıkıntı yok. Metalde saklayamazsın. Su çekici olup su çekme özelliği vardı. Suyla etkileşerek ısı veren tepkime gerçekleştirir. Tuz ruhu olarak bilinmez. Zatça olarak bilinir. Bir diğer ifadeyle aküde kullanıldığından dolayı akasit olarak da bilinir. Ünlemi koydum buraya. Başka sorularda da karşına çıkabilir. Tamam İkinci soru. Yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evlerde temizlik maddesi olarak kullanılabilir. patlayıcı maddelerde kullanılıyor. Gümüş ve civa. Bak buradan soruyu yakalayabilirsin. Çünkü gümüş ve bakıra etkiden iki tane asit var. Birisi HNO3, birisi H2SO4. Şıklarda H2SO4 var mı? Yok. HNO3 var mı? Var işaretle gitsin. Cevap A şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki kavram haritasında hidroflorik asitle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hidroflorik asit neydi? Buydu. Zayıf bir asitti. Cam asit olarak da Çünkü camı aşındırıyordu bu. Cam aşındırdığından dolayı plastik kaplarda saklaman lazım. Camda saklamıyorsun. Zaten metal olduğundan dolayı, met, e, asit olduğundan dolayı metal ile de, e, de etkileşir. Metallerde de saklayamazsın. Cam aşındırıcı olarak kullanılır. Evet. Kuvvetli bir asit değil zayıf bir asittir. Bu cevap 1 ve 3 D şıkkı olacak. Dördüncü soru. Yukarıda bazı özellikleri verilen madde, e, madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sirke ekşi tadı. Bak sirkeyi gördüğü zaman asetik asiti yapıştıracaksın. CH3 co haşı. Tamam mı? Cam yüzey temizleyicide kullanılır. Nem çekici özelliği de var zaten. Asetik asit nerede? CH3 COO B şıkkında mı? Cevap B'dir. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen asit özellik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Şimdi H2SO4 zatca olarak bilinir. 1B olacak. Kezzap bildiğin şey HNO3. E, geriye ne kaldı? Fosforik asit. Bu da kola gibi gazlı içecekler de asitliği sağlar. Cevabımız hangisinde oldu? 1B, 2C, 3A, C şıkkında. Tamam. Altıncı sorumuz. Tepkimesi sonucu oluşan... X ile ilgili. Bak bu sönmemiş kireç. Üzerine su ekersen ne olur? Söner. Söndüğü zaman cao diyordun değil mi? Böyle oh diye rahatlıyordun. Aklına böyle tutuyordun Cao. Ne yaptı? Sönmüş kireç elde ettin. Formülü X'in nedir? Cao'dur. Sönmüş kireçtir. Evet. Sönmemiş değil. Sönmüş kireç. Sön, sönmemiş kireç olarak cao biliniyor. Yanlış yani bu. İnşaatlarda bağlayıcı madde olarak kullanıyorsun sen bu kireci. Cevap 1 ve 3 e, ee, değişik diyoruz. Yedinci soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır diyor. Ee, Kalsiyum oksitli bileşikler bizim için inşaat sektöründe kullanılıyor. Aynı zamanda dezenfektan olarak da kullanıyoruz bu, biz bunu. Doğru. Navaş eee süt kostik lavaççıdır. Sabun yapımında biz baz kullanıyoruz. Yani navaş ve koh kullanıyoruz. Asit kullanmıyoruz. Bu yüzden C şıkkı yanlış. Koh Arap sabunu yapımında kullanılır. Özellikler arasında saymıştım sana NH3'te. Eee bizim patlayıcı madde yapımında kullanılabiliyor. Bu da doğru. Tamam. 8. soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır diyor. Naoh, Beyaz sabun yapımında kullanılıyor. Doğru. Kohta Koh Arap sabunu yapımında kullanılıyordu. Asetik asit cam işçiliğinde cam işçiliğinde cam aşındıran bir madde olan haşfeya kullanılabilirsin. Diğer asit de etkilemiyor camı. Bu yüzden bunu kullanamazsın. Yanlışı sormuş. B şıkkı yanlış oldu. Diğerleri de doğru olacak. Dinamit yapımında, harç yapımında, cam temizliğinin suyunda kullanılabilir. Dokuzuncu soru. Amonyakla ilgili verilen açıklamalar doğru veya yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki işaretlemelerden hangisi yanlıştır diyor. Amonyak zayıf bir bazı doğru. Gübre yapımında, patlayıcı madde yapımında azot gaz olduğundan dolayı, azot elementi olduğundan dolayı kullanılabilir. Doğru da bunlar zayıf bir baz olmasına rağmen çok iyi çözünüyordu. Cevap bu yüzden C olacak. Niye? Az çözünür demiş. Keskin kokusu var ve kesinlikle koklamaman gerekiyor demiştim. Doğru. Nao ile nötrleşme tepkimesi vermez. Çünkü baza baz yanlış demiş. Doğru. Tamam. 10. sorumuz. Kezzap ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Kezzap'ın formülü HNO3'tü. Bak bunun özel çok özeldi bu bizim için. Niye? Çünkü yarı soy metallere de etki diyordu, AG gibi işte e, HG gibi, CU gibi. Tamam mı? Kimyasal formülü HNO3'tür. Doğru. Kimyasal gübre yapımında biz bunu kullanabiliyoruz. Paslanmaz çeliklerin parlatılmasında kullanılır. Yani çünkü çeliği e, içindeki bulunan maddeler daha etkiliyor. ediyor. Gaz içi, içeceklerde asit düzenleniyor. Kullanmazsın sen bunu. Çünkü bu kuvvetli bir asit. E, burada fosforik asit kullanırsın. H3 PO4 gibi. Tamam mı? Hangisi yanlış oldu? Değişik yanlış olmuş oldu. Metal kaplarda saklamıyorum çünkü aşındırıyor. 11. soru. Yukarıda bazı özellikler veren madde hangisidir diyor. Cam ile tepkimeye giren tek asit var. O da HV'dir. Hidroflorik asittir. Diğerleri girmez bak. Camı gördüğün zaman HV'yi işaretleyeceksin. Soru çözmeyi öğrendim. Soruyu bu şekilde çözüyorsun bunlarda. Arap sabunu üretiminde kullanılan bazı neydi bizim için? Koh muydu Arap sarı. Yani ee potas hangisi doğrudur diyor. Kuvvetli bazdır. 1A grubunun hidroksitleri kuvvetli baz. Laboratuvar açıcı olarak biz bunu kullanabiliyoruz. Kimyasal formülü de KO3'ü de doğru. Cevap E şıkkı olacak. 13. soru. Asitler ve bazların depolanması ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Buharlaşmaları engellemek için ağız açık kaplarda saklanmalıdır. Bak şimdi Ağız açık kaplarda saklarsak ne yapıyordu? Uçup giriyordu. Buharlaşmasını engellemiyorsun. Bu yüzden kapalı kaplarda saklayacaksın. Bir de ağız açık kaplarda olursa ne olur? Ee, i̇şte birbiri arasında temasa girebilirdi. Bu açıdan yanlış. Metal kesinlikle saklamıyorsun. Çünkü asitler metal aşındırır. Yani tepkimeye girer. Bu yüzden bu da olmaz. Asitler ve bazılar birbirinden ayrı ayrı depolanmalıdır. Yoksa yakın olduğunda tepkimeye girme bir işte kaza sonucu bileşimler meydana gelebilir. 3 doğru olmuş oldu. Buna dikkat etmelisin. Cevap B şıkkı. 14. soru. Aşağıdaki gazlardan hangi asit yağmurlarına neden olmaz diyor? Asit yağmurlarına kükürt oksit bileşikler ve azot oksit bileşikler yani SOX ve NOx bileşikler etki ediyordu, neden oluyordu, değil mi? NO2, N2O5 gibi. Geri kalanlar bakalım şıklarımızda bunların haricinde bir şey var mı? bak şunlar gitti. Hocam bu gitmedi niye? Çünkü bu e, nötroksit. oksit, asidi özelliği yok bunun. Asidi özelliği olmadığından dolayı e, etki etmez. Cevap D şıkkıdır diyeceğiz tamam mı? E, biliyorsun hatta burada bir hatırlatma yine yapalım. E, ametallerin e, tek oksilene yaptığı bileşikler bizim için oksitti genellikle. 15. soru Lablarda HCl ile e, maddelerinden hangileri yan yana depolanması tehlike yaratmaz diyor. Yani tepkimeye girmemesi lazım. Sodyum metal olduğundan tepkimeye girer. Noğaç da tepkimeye girer. Ama asit asit tepkime olur mu? Olmaz. Yani bunu yan yana koyabilirsin. Sorun yaratmaz. Cevap B şıkkı. Yalnız 3 olmalı. 16. sorumuz. Aşağıda belirtilen temizlik malzemeleri ve etken maddeler eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır diyor. Şimdi biz e, Kohu nerede kullanıyorduk Arap yapı, sabunu yapımında kullanıyorduk doğru çamaşır sodası çamaşır sodası sodyum karbonat olmalı sodyum bikarbonatsa kabartma tozu dediğimiz yemek sodası oluyor çamaşır sodası olmuyor yanlış olacak bu kireç çözücü olarak asit kullanabiliyordun olabilir pas giderici olarak yine zayıf bir asit kullanabilirsin yağ çözücü olarak da e, baz kullanıyorduk bunlar da doğru tamam 17. soru. Asit yağmurları ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Asit yağmurları toprağın yapısını bozuyor çünkü pH dengesini bozuyor. Kireç taşı ya da mermer yapılmış binaların korozyonu neden olur? Çünkü kireç taşı ve mermerler metallerden oluşuyor ve asitler de metallere etki ediyor. Asit yağmurlarına sebep olan gazlar insanlarda akciğer hastalıklarına ve nefes hastalıklarına neden oluyor ki bu yüzden fabrikalarda çalışan insanlar daha çabuk hastalanıyor değil mi? Kansere yakalanma oranı daha yüksek. Cevap 1, 2, 3. E şıkkı olacak. 18. soru. Çaydanlıklarda oluşan kireci gidermek için ne yapman gerekir? Üzerine asit dökmen gerekir. E, asit olan şeyler bakalım şıklarımızda. Deterjan bazik olmaz. Hangisi tek başına yapılabilir demiş. Limon tuzu ve su karışımı ekleyip kaynatmak. Bak limon tuzu dediğin şey ne? asidik doğal olarak olabilir. Biz asite bakacaktık kireci için. Sirkeli suyu kaynatarak. Sirke de yine bizim için asit. Cevap 2 ve 3 deşik oldu. 19. sorumuz. Ya deri ve kıl parçayla tıkanan bir lavaboyu açmak için maddenden hangilerinin kullanılması uygun değildir? Biz bunlarda kuvvetli baz olan koh ve neyi kullanıyorduk? NaOH, e, NaOH yani sodyum kostik kullanıyoruz. Sodyum kostik ve potas kostik kullanılıyor. Kezzap dediğin şey asit. Zatya asit. Bu da asit. Asit kullanmıyoruz. Baz kullanıyoruz. Üçünün de kullanılması uygun değildir. Çünkü bunlar e, o labovalardaki metal aksamlarla tepkime verirler tamam mı? Yani e, tahriş ederler, aşındırırlar. 20. sorumuz. Aşağıda formülü verilen maddelerden hangisi midasit olarak bilinir? Midasit dediğiniz asit HCl'dir. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu. HCl diğerlerine bakalım. Eee işte bu bizim için ne asidi diyebiliriz? E, nitrik asit, Akü asiti. Yine bu da kolalarda kullanıyorsun fosforik asit. Böylelikle standart soru ve çözümlerini